Ya Evliya, ne yapıyorsun orada? Muhterem, mümkünatı yok. Göz göre göre seni ölüme göndermem. Anladın mı? Lodos geçsin, sonra ne yaparsak yaparız. Bak şöyle yapalım. Sakinleşelim, bir çorba içelim, bunun üzerine konuşalım, tamam mı? Peki Lodos geçince benim vazgeçeceğimi düşünüyorsun? Vazgeçmeyecek misin? Vazgeçmeyeceğim Evliya. Ölürsem de hayallerim uğruna uçarken ölürüm. Sen de yazarsın beni artık. Hezer Efendi'ye bir adam tanıdım. Pek fenliydi, pek mucitti. Ama böyle ruhu divaneydi diye. Ha? Ya muhterem, yazarım elbet. Hikaye çok. Bende hikayeden bol ne var? Ama böyle senin gibi kardeşten öte bir dost, bir yaren, bir arkadaş... öyle kolay bulunmuyor ya Hezer. Biliyorum Evliya, biliyorum. Ama senin de beni içten içe anladığını biliyorum. Kararın kati diyorsun. Validem, sultanım. Olacak şey mi bu? Galata'dan uçacakmış, öyle mi? Kanat yapmış diyorlar sultanım. Kuş gibi, öyle mi? Ha. Divane olmuş demek ki. Demek ki. Validem, Hezer Efendi Çelebi uçacakmış. Allah akıl fikir versin, ne diyeyim. Hacı. Sultanım. Şu mühür meselesiyle ilgili bir şey bulabildiniz mi? Herkese sual ettik. Bir malumat alamadık. Ben de anlamadım. Galata Kulesi'nden mi atlayacakmış? İşitince ben de kulaklarıma inanamadım hünkârım. Lakin evet, Evliya Çelebi haber yollamış. Hezer Efendi Çelebi'yi zapt edememiş. Hezer Efendi'nin işlerine akıl sır ermiyor hünkârım. Arzu ederseniz mani olalım. Geç kalmışsınız. Baksanıza kulenin tepesine çıkmış. Hakkını helal et Evliya. Hezer Efendi, helal olsun. Hezer Efendi. Ha? Sen de hakkını helal et. Helal olsun. De Hezer Efendi, Hezer Efendi, Hezer Efendi. Ne? Abdest aldın mı? Aldım. İyi, abdest iyidir, mühimdir. Allah'ım, sen yüzümü kara çıkarma. Ya yolun sonuna geldiysem de, günahlarım bağışla ne olur. Thank you.
başına bin fendi mucit dememişler. Dediğini yaptı, uçuyor. Ezarfen uçuyor! Hazerfen Çelebi. Uçacağım, uçacağım demişti. Vallahi uçuyor. Bismillah. Kıyamet kopacak, kıyamet. Bu ne böyle? Taş yağacak başımıza, taş. Mucize bu efendi, mucize. Tövbe estağfurullah. Rabbimin mucizesi. Sen aklıma mukayyet ol. Ezarfen! Ezarfen! Mirim! Kanat Sırs! Gelin, sesime gelin! Orada! Sesi geldi! Yaşıyor! Ezarfen! Ezarfen! Buradayım, buradayım! Ya! Ezarfen! İyi misin? İyi misin? Ya! Seni gökte alarken ağaçta vurduk Mirim! Ezarfen, vallahi korkulur senden! Uçtun göklerde kuş misali! Uçtum değil mi ben ya? Ya uçtum muhterem, uçtum. Uçmaz mısın? Bütün payitaht seni seyretti. Boğazı geçti muhterem. Az şey mi? Üsküdar'a kadar uçtum be. Üsküdar'a kadar uçtu ve kondu. Kondu bak. Kondu çok önemli. Ağam çok önemli. Ağaca kondu. Ya yere düşseydi ama kanatlarla ilgili o kadar hesap yaptı ki düşmemiş oldu. Allah bir yerine bir şey gelmedi. Allah korudu. Kanatların sayesinde ya, o kadar uğraştı ki. Ya ağlar. Ya. Düştüymüş. İndirsenize beni aşağı. Bir oldum burada ağaçla. Tamam tamam, gel gel gel. Atla. Atlamam. Sıkıştım. Sıkıştı. Kanatlar sıkıştı burada. Pek yakıştı. Pek yakıştı. Ha, yakıştı değil mi? Yalnız bir şey diyeceğim muhterem. Sen böyle kulenin terasındaki o yükseltiye çıktın ya. Hı. Benim gözümde hadise şöyle cereyan etti. Böyle dedim ki, şimdi dedim bu atlayacak böyle. Tamam mı? Ondan sonra... O ne? İşte yere çakılma sesin. Ama ne oldu? Sen gerildin, gerildin, bir atladın. Şöyle hafiften aşağı doğru indin. Sonra rüzgar kanatlarını doldurdu, bir kalktın. Kuşlar gibi ya. Bulutlara selam olsun. Valla cesur olduğunu bilirdim de bu kadarını bilmezdim Ezarfen Çelebi. Helal olsun.
Ama kolay olmadı ağam. En zoru da Evliya Çelebi'nin çenesini çekmekti. Ya bu adam susmuyor. Susma menfumu yok. Yok bırak bu işleri. Yok uçamazsın. Yok uçsan da konamazsın. Durmadı. Adam susmuyor. Ya muhterem bir kere payitahta en az konuşan adamlardan biri benim ya. Ağam Allah aşkına sen söyle. Sen bunun uçacağına inanıyor muydun? Vallahi ne yalan söyleyeyim. Zerre ihtimal vermezdim. Bana deli derlerdi. Esas deli senmişsin Ezarfen. Bakalım hünkârımız ne söyleyecek? Bakalım. Bir de ben uçarak gideyim hünkârımıza. Hop!